çıkamıza koyduğum kapattığımızı ağzına kapattığım. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Dokunuş Oktay'dasınız. Bugün kendime bir mutfak buldum. Kırılan, sırılan hiçbir şey önemli değil. Çünkü fazlaca bir malzeme yok. Yani malzemelerin eseri değiliz. Bugün sizlerle kabak tatlısı yapacağız. Nereden çıktı derseniz, Hatay usulü çıtır kabak tatlısı. Ankara'da bir şarküteriden 4 dilim kabak tatlısı aldım. 27 lira 50 kuruş hesap ödedim. Açık söyleyeyim, zoruma gitti. Dedim ki ben bunu kendim yapabilirim. Çünkü malzemesi çok kolay. Nasıl yapabilirim? Geldim, benden büyüklere sordum. Dedim ki böyle böyle bir şey yapacağım. Ne yapmam gerekiyor? Ama dediler o çok zor. Bunu yapmak da güç. O yüzden dolayı sen en iyisi şarküteriden yine al, yine ye dediler. Ama ben ısrarla bunu yapabileceğimi düşünüyorum ve deneyeceğim. Hazırsanız önce malzemelerini söylüyorum. Kabak, orta boy kabak var, büyük kabak var. Biz orta boyla deneyeceğiz. Yani olmazsa da orta boy kabağımız gitsin diye. Hemen kirecimiz var. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi. Bu kireçleri nereden alıyoruz? İnşaat malzemesi satan herkesten alabiliriz. Sönmemiş kireç, bilginiz olsun. Toz şekerimiz var. Bıçak gerekiyordu. Bıçağımız da var. Siz de hazırsanız, izlemeye başladıysanız, bir kenara rahatça oturduysanız, hatta elinize çayınızı da aldıysanız, ben sizlere kabak tatlısını anlatmaya başlıyorum. Şimdi iki aşamalı bir tatlı olacak bu. Öncelikle kireci suda söndüreceğiz. Sönmesini bekleyeceğiz. Normalde bu 6 saat, 8 saatte sönüyor ama ertesi güne kadar beklerse daha güzel oluyor. Çünkü yüzünün kaymağı yukarıya çıkması gerekiyor. Daha sonra kabaklarımızı soyacağız. Kabaklarımızı bir leğenin içerisinde şekerle beraber bekleteceğiz. En son kaynama aşamasına geçeceğiz. Kaynamayı nerede yapacağız? Bu mutfağın en büyük özelliği olan peçkada yapacağız. Peçka Bulgarca'da soba demek. Burada bir peçka var. Peçkada yapacağız. Odun ateşinde yapacağız. Belki daha tatlı olur. Hazırsanız başlayalım. Kireçler elimizi yakmasın diye elimize eldiven takıyoruz. Hem de hijyen oluyor. Bilginiz olsun. Kireçlerimizi alıyoruz. Bir kovanın içerisine boşaltıyoruz. Hemen üzerine yavaşça suyumuzu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hemen buharlar çıkmaya başladı. Kirecimizi ıslattık. Üzerini kapattık ve kaldırdık. Hemen kabağımızı soymaya geçiyoruz. Yalnız kabağı soyarken dikkat edin, elinizi kesmeyin. Bu arada Yozgat bıçakçısının bıçağını aldık ve kabağımızı kesmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kabağımızın içi güzel çıktı. İnşallah tatlısı da güzel olacak. Bunu burada dilimleri var. Dilimlerden kesiyoruz. Kesinlikle elinizi kesmeyin. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesebilirsiniz. Hazırsanız kabakla ilgili kıssadan hissemi anlatmaya çalışayım. Vaktiyle bir derviş berbere gidip "Vur usturayı berber efendi" der. Berber dervişin saçlarını kazımaya başlar ve diğer tarafı usturaya vuracakken kapı açılır, mahallenin kabadayısı içeriye girer. Doğruca dervişin yanına gider, başının kazınmış tarafına sert bir tokat atarak "Kalk bakalım kabak, kalk da tıraşımız olalım" diye bağırır. Dövene elsiz, sövene dilsiz olan, halktan gelen her şeyin haktan geldiğine inanan derviş sabreder. Fakat kabadayının tıraş esnasında da dili durmaz. Sürekli alay eder. "Kabak aşağı, kabak yukarı" diyerek dervişi kızdırmaya çalışır.
Nihayet tıraş biter. Kabadayı dükkandan çıkar, henüz birkaç metre gitmiştir ki kontrolden çıkan bir at arabası yokuştan aşağı hızlıca üzerine gelerek kabadayı altına alıp sürükler. Kabadayı oracıkta feci şekilde can verir. Berber dervişe bakar ve sorar. Biraz ağır olmadı mı derviş efendi? Derviş düşünceli bir şekilde cevap verir. Vallahi gücenmedim ona. Hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki kabağın da bir sahibi var. O gücenmiş olmalı der. İçini ve dışını soyduğumuz kabakları ince ince doğrayacağız. Neden? Güzel şekillensin ve çıtır olsun diye. Bir de her tarafı kireçte kalsın diye. Bunun için Mehmet Ali abiden aldığım, Mehmet Ali abinin hediye ettiği plexiglass'ı kullanıyorum. Yani Mehmet Ali abi de hediye etmedi de hediye etmek zorunda kaldı. Şimdi şu şekilde yapabiliriz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Kirecimiz durulmuş ve kaymaklanmış. Şimdi bunu kabağımızın üzerine boşaltıyoruz. Kabaklarımızı yaklaşık 18 saat bekledikten sonra bakın kireçten dolayı çok sertleşti. Şimdi bunları güzelce yıkıyoruz. Daha sonra tenceremizin içerisine alacağız. Güzelce yıkadığımız kabaklarımızı tenceremizin içerisine diziyoruz. Tenceremiz de bu arada alüminyum. Bilginiz olsun. Çatal batırıp tenceremizin içerisine dizdiğimiz kabakların üzerine suyumuzu boşaltıyoruz. Bu normal çeşme suyu olabilir. Bu suyu tekrar kaynadıktan sonra boşaltacağız. Buradaki amacımız kireç suyunu güzelce bırakması. Tenceremizin üzerine suyu doldurduk. Kabakların üzerine gelecek şekilde. Daha sonra bunu yanan peçkamızın üzerine bıraktık. Şimdi suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Su kaynadıktan sonra suyu boşaltacağız ve üzerine şeker ilave edeceğiz. Kirecini bıraksın diye ısıttığımız suyu boşaltıyoruz. Bir kilo olan kabağımıza bir kilo toz şeker katıyoruz. Üzerine de 3 bardak su koyuyoruz. Kabak tatlımızın ağzını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kabaklarımız artık şekillenmişler. Bunları ters çevirerek diğer tarafların da ıslanmasını sağlayacağız. Kabak tatlımızı yaptık ve servis tabağımıza aldık. Bakın bu şekilde oldu. Ben bunu afiyetle yiyorum. Çok güzel olmuş, çok tatlı olmuş. Zaten de çıtır kabak tatlısı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kanalımda kalın.